Evet, selam arkadaşlar, merhaba. Böyle değişik bir konu yapalım, bir de bir konu daha işleyelim. Biraz önce bir video çektim, köpek bakmak hastalık mı diye, hastalıklı olarak görüyorlar. Tabi anlamayan ne bilecek o konuda da. Evet, şimdiki konu neydi lan, ne söyledim ben? Konu ne yapalım dedim. Köpeğin kaç tane sahibi? Evet, bugün konumuz köpeğin kaç tane sahibi olur, kaç tane köpeğin sahibi olabilir? Şimdi arkadaşlar, önce şunu anlamak lazım. Köpekler sürü hayvanları. Yani bir sürü içerisinde olmayı seven, bir sürüye ait olmayı seven hayvanlar. Evet. Gel. Şimdi arkadaşlar, köpekler sürüye ait hisseder kendini. Bir grubun içerisine ait hisseder. Şimdi bu hani sürünün lideri ol diye bir şey var ya, buna ben şey diyorum, Sezar Milan etkisi diyorum. Sezar Milan zamanında işte şeyi çıkardı ya, dedi sürünün lideri olacaksınız falan filan. Ya hakkı yok değil tabii ki. Hakkı da var işin açıkçası ama hani böyle sürü lideri olmayı bu National Geographic yayınlarından sonra özellikle bizim köpek eğitmeni arkadaşlar hani böyle köpeğin lideri ol, köpeğin lideri olacaksın işine çevirdiler. Böyle bir şey yok. Yani köpek bizim insan olduğumuzu biliyor. Nereden biliyor? Hemen size kanıtlayayım bizim insan olduğumuzu nereden biliyor. Şimdi köpekler birbiriyle tanışırken birbirlerinin kıçını koklarlar. Tamam mı arkadaşlar? Ama insanla tanıştığında yanınızda bir arkadaşınız var, köpeğiniz de yanınızda. Köpeğiniz arkadaşınızın kıçını koklamaz. Yani onun köpek olmadığını, onun insan olduğunu biliyor. Demek ki bir sürü köpeklerden ve insanlardan oluşabiliyor. Yani biz köpeğin lideri olup işte köpeğe her şeyi gösteriyorsan yani bunu tam anlamıyla böyle anlamamak lazım. Burada iki farklı türün birbiriyle koordineli iş yapabilmesi önemli. Burada cırcır böcekleri çok ötüyor. Şu tarafa doğru gidelim. Yani iki türün birbiriyle koordineli iş yapabilmesi burada önemli olan. Buradaki olayı şöyle anlayalım. Bir aile, hatta geçen en son bizim yavrularımızdan, Iris Neron yavrularından verdiğimiz köpeklerimizden Şebnem Hanım sordu. Ya köpek benim onun sahibi olduğumu nereden bilecek falan. İşte beni mi sahibi bilecek, eşimi mi sahibi bilecek, çocuklarımı sahibi bilecek diye böyle bir soru sordu. Bu da benim oradan aklıma geldi işin açıkçası. Köpek senin sahibi olduğunu falan bizim anladığımız bir sahiplik algısıyla anlamıyor. Köpek o sürünün içerisinde kendine bir yer edinmek istiyor. Sürünün içerisinde kendine ait bir yeri olsun istiyor köpek. Köpek buna göre hareket ediyor. E sen şimdi köpeğini evin ne bileyim genç oğlu ya da genç kızı çıkarıp gezdiriyorsa, ondan sonra işte evin annesi yemeği hazırlarken köpeğin de mamasını hazırlıyorsa, mamasını köpeğin önüne koyuyorsa, işte çocuklar, küçük çocuklar varsa köpekle işte oyun oynuyorsa, bu köpek kimi dinler? Kimle en çok iletişim kurur? Kimle en çok iletişim kurar? Köpeğe yeni bilgi veren, köpeğe yeni bir şeyler öğreten insana daha çok saygı gösterir. Neden? Onu alıp dışarıya götüren, kayışı takıp dışarıda yeni şeyler keşfetmesini sağlayan, onunla sadece evin içinde değil dışarıda da bir bağ kuran, dışarıda da bir iletişim kuran insanla, yeni şeyleri beraber keşfettiği insanla daha bir sıkı fıkı olur. Ona bir şeyler öğrettiği için ona karşı daha bir saygı gösterir. E tabii ki evde yemeğini veren insana da bir saygı gösterir. Evin çocuklarıyla da oyun oynadığı için onları da bir oyun arkadaşı olarak görür ama köpekler bizim anladığımız anlamda bir sahiplik algısı gütmezler. Ha benim köpeğim bana itaat etsin. E senin köpeğin... Dur çocuğum ya. Şunu al Mansur. Şunu al. Benim köpeğim bana itaat etsin istiyorsun ama... Al köpeği. Üstüme atlamasın. Benim köpeğim bana itaat etsin istiyorsun. O zaman bir şeyler paylaşmak lazım. Yani sahiplik dediğimiz olay kağıt üzerinde, belge üzerinde bir şeye sahip olmak değil. Bu bir eşya değil. Bu bir araba değil. Hani biz diyoruz ya çocuk sahibi olduk. Çocuğumuz var. Çocuk sahibi olduk. Sahibi oldun mu gerçekten çocuğun? Sahibi misin çocuğun? Yoksa çocuğun annesi, babası ya da ebeveyni misin? Öyle değil mi arkadaşlar? Yani işte çocuk sahibi oldum demek ne kadar çocuğa sahip olmaksa köpek sahibi olmak da esasında öyledir.
sahibi olmazsın onun. Bir canlıya sahip oldum, o benim malım diye düşünemezsin bunu. Köpek de bu açıdan düşünmez bunu. Yani köpekler, büyük bir aileniz var. İşte teyzenizin çocukları, dayınızın çocukları, işte bir dededen kalma bir apartmanda oturuyorsunuz. Bahçenize köpeğinize yer yaptınız. İşte dayının oğlu da alıyor, gezdiriyor. Teyzenin kızı geliyor, yemek veriyor. İşte babaanne geliyor, seviyor. Dede alıyor, köye götürüyor köpeği falan. Köpeğin sahibi kim? Parayı verip satın alan ya da bir yerden sahiplenen insan mı bunun sahibi? Hayır. Bütün ev halkı, bütün hane halkı, o ailenin hepsi, sahiplik diye bir algı varsa bu ailenin hepsi sahip. Ama köpek en çok kiminle güzel iletişim kurar derseniz, o köpeğin tasmasını takıp, o köpeği yanına alıp, dışarıda götürüp, gezdiren, dolaştıran, o köpekle yeni şeyler paylaşan, o köpeğe yeni şeyler öğreten, o köpeğin bir şeyler öğrenmesi için o köpeğe yol gösteren, ışık tutan insan onun gözünde her zaman başka yerdedir. Sahip diyorsak buna, o sahip. Bunun adı sahiplikse o sahip. Yani bu şöyle de olabilir o zaman. Değil mi arkadaşlar? Bu şöyle de olabilir. Benim köpeğim var. Ben aldım köpeği. Evde duruyor. Ben bakamıyorum. İşe gidiyorum, geliyorum. Uğraşıyorum. Ben köpeğime bakıcı tutuyorum. Gezdiriyor, tozduruyor, dışarı götürüyor, getiriyor, yemeğini yediriyor, yıkıyor, bakımını yapıyor. Köpeğimle eğleniyor, köpeğimle dolaşıyor, köpeğim ondan keyif alıyor. Sahip kim? Ben miyim? Ben miyim yani şimdi sahip? Öyle değil mi? Burada sahiplik olayını düşünmemek lazım. Köpekle beraber kaliteli vakit geçirmek lazım. İşte bazı insanlar diyor ya, ya köpek alamıyorum, işte vaktim yok, işte şu yok, bu yok, bilmem ne yok. Yani o zaman komşunun da mı köpeği yok be arkadaş? Arkadaşının da mı köpeği yok? Dayının oğlunun da mı köpeği yok? Hani bu kadar çok istiyorsun. Bunları yapacak eğer ki gücün yoksa, vaktin de yoksa, arada bir de böyle bir şeyler yapmak istiyorsan, git al, izin al, tak boynuna kayışı. Al bir gez be birader. Al bir gez, bir dolaş bakalım ya. Al bir gez, dolaş. Yani bu köpeklerin sahiplik olayını bu şekilde bakmak lazım. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani bir köpeğin kaç sahibi olur? 30 tane de olabilir. 20 tane de olur. 15 tane de olur. 6 tane de olur. Çok önemli değil kaç tane sahibin oldu. Ailenin içerisinde bir birey gibi görmek lazım onu. Küçük bir birey. İşte öğrenen, her şeyi öğrenen, her şeyden keyif alan, her şeyle merak eden, her şeyi kurcalayan bir birey gibi görmek lazım. Öyle olursa ne olur? Köpeğimiz keyif alır. Zıt. Öyle olursa köpeğimiz bu işten keyif alır. Evet arkadaşlar. Biraz da köpekleri çek Emre. Arkadan bak beyazlar geliyor, onları göster. Dön bana. Evet arkadaşlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.